Beşiktaş'ta. Beyoğlu'nu çok sever. Bir... Şu anda da Beşiktaş. Yani bambaşka bir dünyaya giriyorsunuz. Yaşamak isteyebilirim. Çok mutlu. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bütün sabah. Birbirimize üstün gelmeyi hareket zannediyoruz. Çünkü ilk aşk Beyoğlu'nu çok sever. Bir... Şu anda da Beşiktaş. Hatırlamını kınıyorum duyuyorsun daha yeni insanlıkta uzaklaştığım dönemlerde. Ama farkında olmadan sevinmek değil. Ülkenin ondan çıksa aslında şöyle bir şey yapmış. Diyorum ki İstanbul fethedilmesi 100 milyon az 85 şey olur. Bunu yapmış. Bunun Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hafta işleri yapalım. Evet. Başka kitabınız yok? Yok. Seneye. Bu yıl ikinci kez geldik Nurhaniye Belediyesi'nin kitap fuarına. Aydınlık bir ülke umuduyla buluşan insanlar olarak bakıyoruz buraya. Ali Kemal Demeciler Başkanımızın da önderliğinde güzel bir fuar oluyor. Geçtiğimiz yıl da böyleydi. Vatandaşların ilgisi hakikaten birçok Ege ilçesine göre çok daha fazla. Kültür ve sanat anlamında çok dolu bir vatandaş kalabalığı var. Onlarla birlikte olmak da çok keyifli. Gerek Halk TV takipleri, gerekse de aydınlık bir ülke umulduğu için bir şeyler yapmak isteyen vatandaşlarla bir araya gelmek her zaman çok keyifli. Her zaman çok konuşuyor. Yılmaz Güney o yılların adabına uyarak silahlı dolaşmayı sevmiyordu. O anlamda bir silah kullanma eylemi değildi bu. Hakikaten o sırada birisi benim konuşmamı banta almıştı. Daha bugünkü teknikler gelişmemişti. O çekilen filmlerin kopyaları o birbirinden güzel, birbirinden ilginç filmler. Ortaya çıkmaya başladı. Filminin bölümleri aşağı yukarı yok. Bunun üzerine Şerif Gören'e verildi bu iş. Ve Şerif Gören... ...oluşturduğu yapı tam olarak bir ortam değil. Örnek vereceğim size mesela. Şükrü'nün şiirinde örneğin... Yakın tarihi hiç bilmediğimizi, benim özellikle bilmediğimi anladım. İstanbul'un işgaline çalışmam gerekti. Hatta gidip orada da kaldınız. Evet, Çanakkale'de 4-5 yıl küçük Anafartalar köyü. Orayı da gitmeyi, buraya gelmek kadar seviyorum. Oralı da oldum diyebilirim. Birisi ta Okyanusya'da, öbürü İstanbul'da olan annelerine biz biraz sonra öleceğiz diye yazdığı. Aslında savaşın ne kadar siyasi erkler tarafından ve siyasi çıkarlarla, ekonomik sebeplerle, çünkü birileri şu anda da öyle silah üretiyor ve bunları satmaları gerekiyor. O bir yeri işgal ediyor, öbürü bir kanal açalım, oradan tahıl koridoru açalım diyor. Onlara bir alkış, destek alkışı verelim. Gerçekten çok çalışıyorlar. 40 yıldır bu ülkede Kürt sorunu diye bir sorun var. 40 yıldır çocuklarımız ölüyor. Askerimiz şehit oluyor, polislerimiz şehit oluyor. Diyarbakır'daki, Hakkari'deki bu ülkenin evladı çocukları dağda ölüyor. Ben Türkiye'yi geziyorum, aldığım en çok soruların başında şu geliyor. Ya Levent Bey, Kürt sorunu diyorlar da nedir tam olarak biz de bilmiyoruz. Kürt sorunu git Trabzon'a anlat. Git Aydın'a. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Müzik aletlerinin nasıl çalındığını göstereceğim. Sonra da nasıl size vereceğim, siz çalacaksınız. Tamam. O zaman buradan başlayalım. Benden mi? Heyecanlandım. Öğretmenim bana tabure getirmiş. Teşekkür ederim. Benim dinlediğim hiçbir müzik grubundan böyle ses çıkmıyor. Ben
bence bir yanlışlık var. Hayır. Arkadaşlar ben çok güzel çalıyorum değil mi? Aa, bak bunun burusuna vuruyor mu? Aa! Karabaş Bey bana dedi ne? Ki... Ne? Karabaş Bey mi? Karabaş Bey mi? Artık kendi kalbimi çok kırdın şaşkın. Şaşkın dümbeleğini çaldı, keyifli flütünü, hapşırık gitarını çaldı, öğretmen her şeyi öğretti. Bundan bir şey mi olur? Günlerce çalıştık biz günlerce, çünkü neyse şeflerde, televizyondan çıkacaktı. Ama ne bileyim? Şartlarının değişimiyle Cemil'in değişimi mümkündür. Fakat senin anladığın gibi değişimi Cemil'den beklemek yanlış olur. Cemil kurtul. Çok kıymetli yazarlardan çok değerli söyleşiler dinledik. Dinlediniz. Harika şeyler anlattılar, ufkumuzu açtılar ve bütün bu değerli yazarlarımızın, ustalarımızın, ustalarımın konuştuklarından feyiz aldım. Ve gerçekten çok özel bir gündü. Hepimize bir şeyler kattı. Ve çok teşekkür ediyorum bu etkinliği düzenledikleri için. Hele ki pandemiden sonra Türkiye'nin içinden geçtiği şu zor zamanlarda kültürün, sanatın, edebiyatın hakir görüldüğü günümüz atmosferinde böyle bir yerle, böyle bir ortamla karşılaşmak bir sanatçı için gerçekten çok büyük bir nimet. Geçen akşam gördüğüm dış hakkında kimim kimsem yok. Bildiğim senden başka cesaretten mi? Korkudan mıdır yoksa yanımda olmasan da yaşıyorum. Son küsüşüm kaderime.
senden ilk kaçışım ne de ilk düşüşüm yüreğime. Ne bu serden son geçişim ne de son küsüşüm kaderime. Neredesin sen diğer yarın? Yarını getir yerine kal. Çok mu sevdiğim uzakları? Yoksun bu kadar. Neredesin sen diğer yarın? Şahanesiniz.